Soru, cevap. Soruyu soruyoruz, yanıtını alıyoruz. Soruyu beğenmemek yok. Soruya alakasız cevap vermek yok. Sorudan kaçmak yok. Birebir her salı saat 21'de Dolce Türkçe'de. Merhabalar. Bir 7 dakika kadar, 8 dakika kadar röterimiz oldu. Kusura bakmayın. Ee, bu programı çok böyle şevkle bekleyen, hadi başlasın diyen... Çok kişi var biliyorum. Yazıyorsunuz, sosyal medyadan takip ediyoruz. Ayşen da efendim bu hafta konuğumuz. E, her şeyden konuşacağız. Size sorularınızı yollayın. Bekliyoruz. İşte, sinemadan konuşacağız, tiyatrodan konuşacağız. E, kadın haklarından konuşacağız, konuşacağız da konuşacağız. Siz sorularınızı sorun. Ben Ayşen Hanım'a aktaracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sevinçliyim ben sizi burada ağırladığım Çok için. Çok ben de seni gördüğüm <laughs> için. Sağ Çok olun. Sevindim. Gerçekten sizinle büyüdük hakikaten. Bizim jenerasyon için... Yerleriniz bambaşka. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, tabii o dönemin böyle e, sinema filmlerini ya da televizyon filmlerini de izlediğimiz zaman böyle içimizde sıcak bir duygu geliyor. Fakat öyle bir yere geldik ki de, Türkiye'de bu işte. Zaten ülkece ikiye bölündük ya böyle bir ruh hali var. Şimdi o dönemin sanatçıları bile baktığımız zaman böyle bir ikiye bölük e, durumda değil mi? Yani sizin camia da öyle görünüyor. Şöyle mi söyleyeyim belki. Fazla mı indirgemeci olacak ama hani Bizim bir saraya... o filmleri çektiğimiz dönem için mi? Hem o dönemi o dönemin sanatçılarında bile oldu bu bölünme gibi görünüyor. Yani yok, saraya yok, davet edilenler yok. ve edilmeyenler gibi mesela e, ya da nasıl görüyorsunuz? O zaman saray yoktu ki. O zaman yoktu. Şimdi için diyorum. Ha, şimdi için. İsteyen saraya gider, isteyen gitmez. Kendi paşa gönlünü bilir. Sanatçıya ee, sanatçı muhalif durmak zorundadır. Ama muhalif dururken iyi yapılan bir şeyi de göz ardı etmemelidir. Ee, ben bir de sanatçı kime denir? Onu da tam olarak şey yapamıyorum. Yani Beethoven sanatçı. Ee, ne bileyim, Van Gogh sanatçı. Yani e, sanatçı hı hı. E, bu yüzyıldan gelecek yüzyıllara estetik kaygısıyla bir eser bırakandır. Ee, Yoksa öldükten sonra unutulan değil. Ya yani orada bir yaratıcı olma ve olmama farkı mı vardır diyorsunuz. Yani sanatçı ve popüler figür farkı evet. var herhalde. Evet. Fazıl say sanatçı. Hı hı. Besteleri gelecek yüzyıllara taşınacak. Peki şimdi baktığımız zaman e, duruş olarak, düşünce olarak sanat dünyasının sanat dünyasının gerçekten. E, İki ayrılmış olduğunu düşünüyor musunuz? Bu tartışmaları aranızda yapıyor musunuz? Asla, asla. Bizim görevimiz el ele tutuşmak. Bu ülkede öyle bir şey varsa da onun önüne geçmek. Hı -hı. Ben oyunumda da hadi şimdi birbirinizin elini tutun, birbirinize sıkıca sarılın diyorum. E, hangi oyun bu? Deli kadın oyunu mu en son? Öteki oyun, öteki oyunumuzdan. E, şimdi en son tabii bunu niye ısrarla soruyorum? İşte Hülya koçiydi olan. E, tartışmanız demeyeyim ama fikir farklılığınız gündeme geldi. İşte Hülya Koç ne baskısı var canım e, dedi. Siz de dediniz ki yahu insanların topayla mı dövsünler işte baskına. Orada bir görüş ayrılığı gündeme geldi onun üzerinden Ben Hülya Koç'ın bir torunu olduğunu, bir kızı olduğunu çok iyi biliyorum. E, dikkat etmesi gerekiyor. Bunu da ben ona söyleyecek değilim. Kocaman bir kadın, bu ülkenin sevdiği bir kadın. Bu kendisini düşünerek bulacaktır. Peki 8 Mart dediniz işte Hülya Kocic'in de kızı var, torunu var Tabii. dediniz. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü. Evet. Ee, e, nereden e, girelim meseleye bilmiyorum. Kadın oyuncu olmaktan mı bu ülkede? Ya da bu ülkede kadın olmaktan mı? Dünyada kadın olmaktan mı? Ben böyle bir günü kabul etmiyorum. Hı hı. Neden Erkekler Günü yok diyorum? Ee, neden kadınlara ayrımcılık yapıyorlar? Niye onlara bir gün ayırıyorlar? Ee, ne yapmaya çalışıyorlar? Her gün benim günüm. Ben de bir kadını. Ama her gün benim günüm günüm ve kimse beni asla bugün Kadınlar Günü, hadi kutlarım plan <laughs> aramasın. Ben de kimseyi aramıyorum. Ee, Öyle şey olmaz. Peki e baktığınız zaman. Türkiye'de kadın erkek eşit mi? Öyle sorayım. Ben eşitim. Ama bu hakkının farkında olmayan bir kadın olduğunu zannediyorum. Bunu biraz açalım mı? Evet. Yani e, ekonomik özgürlüğü yoksa, ayakları yere basmıyorsa, üretmiyorsa e, o zaman haklı olarak bağımlı oluyor. Kadının çalışması gerektiğini düşünüyorsun. Üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yalnız bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Ev kadın denilen e, hanımlar e, ben bunu da kabul etmiyorum. Ne demek ev kadını? Ne demek? E, kadın kadındır. Ev kadını, sokak kadını. Ben bunları çok ayıplıyorum. Ev kadınları diyelim hadi parantez içinde o kadar çok işi barındırıyorlar ki ve o kadar çok işi yapıyorlar ki çalışıyorlar. Emekliliklerini istemeleri gerekir. Ee, ücretsiz emek denilen. Işte, evet. Ev evet. Kadın dediğiniz evet. Bakın öğretmenlik yapıyorlar, çocuk bakıcılığı, ahçılık, çamaşır yıkıyorlar, bulaşıkçılık, her şey onlarda. Çocuğu okula getir, getir, hepsi onlarda. Peki siz bu şimdi kadın evde mi dursun, üretsin mi meselesi? Şimdi magazinden gidiyor gibi olduk bugün ama <laughs> e, e, dün işte Hülya Avşar show'da devam ediyormuş meğerse. inanır mısınız? E, Hülya Avşar show'da işte Mehmet Aslan Toyla Hülya Avşar'ın diyaloğu gündemde. İzledim. Görmüşsünüzdür. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Acaba Hülya az Hülya olanlarda mı bir şey var? Bilmiyorum. Bir şey düşünemiyorum. Şöyle ben onlara evlatlarını düşünmelerini tavsiye ediyorum o kadar. Acaba hani sizin sektör mü zor hani oyunculuk gecesi yok gündüzü yok ve belki işte Hülya Avşar'da bir anne olarak çok mu yoruldu oyunculuk yılları ve onu ya yani öyle bir şey mi? Belki? O da olabilir ama ben de bir çocuk büyüttüm He, hem çalıştım hem evimin işini yaptım hem eşime baktım yani baktım derken onun işte ütüsü bilmem neyi filan bütün onları yerine getirdim görevlerimi oyunculuğumu da yaptım. E işte bu sefer de bir şey olmuyor mu e Ayşen Hanım? Kadınlar erkeğin iki katı, üç katı çalışmış olmuyor mu? Bu da bize yükleniyor yani. işte hem çalış hem çocuğa bak, hem evi çevir. E bu erkekler bir tek, bir tek işte çalışıyor. Bu da haksızlık olmuyor mu? Oluyor tabii. O zaman siz de eşinize, çocuklarınıza şunu öğreteceksiniz. Bak ben çalışıp geldim, sen de bir salata yap. Beraberce. <laughs> yani o... Sen de şurayı topla. Hı. Sen de tabakları mutfağa götür. Siz öyle mi yaptınız? Evet. <laughs> yani kocanıza öğrettiniz mi tırnak içerisinde? E, hayır öğretemedim ama kızıma öğrettim. Ne güzel. Şimdi çok sayıda soru geliyor Ayşen Hanım. E, neden hükümeti eleştiren tiyatrolar yapılamıyor olacak o kadar gibi diye sormuş Mücahit Atsız isimli izici. Yeni Mücahit Bey ne kadar tiyatroya gidiyor acaba? Ne kadar gidiyorsunuz Mücahit Bey? Yapılıyor mu? Yapılabiliyor mu yani? Tabii ki yapılıyor. Daha ben dün Genco Erkal'ı dinledim. Muhteşem. Hı hı. Muhteşem. Yapılıyor Niye? Yani tiyatro zaten hükümeti, devleti, şunu bunu eleştirmek değil, külliyen bir yaşam biçimini eleştirmek. İlla yapılıyor. sanat bir şey illa eleştirmeli midir? Eleştirmeyen olmaz mı? E, eleştiri var ama tiyatronun içinde. Hı hı. Eleştiri var. Böyle midir tiyatronun doğası? E, genelde böyle. Tabii hepsi değil. E, genelde böyle. Yani illa birilerini değil kendini de eleştiriyor. Yani o rolü de eleştirebilirsin. Hı hı. Şimdi e, tabii burada tiyatrolar derken mesela ne kastediliyor? Belki özel tiyatrolarda görece yapılabiliyor da. Mesela e, İlteris Gönen diyor ki bugünlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tiyatrosu ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorlar. Şimdi belediye tiyatrolarında nasıl durum? E, ben halk partili belediyelerin e, hepsinin Hı -hı. hepsinin tiyatro çalışmaları olduğunu biliyorum. Ama İstanbul Belediyesi ne yapıyor gerçekten bilmiyorum. Herhalde yapıyordur o da. İşte ne tür oyunlar oynanabiliyor diye soruyor bilmiyorum izleyiciler. Ama. bilmediğim anlıyor. bir şeyi nasıl söyleyeyim? Haklısınız. Anladığım kadarıyla burada izleyicilerimizin hep ö, ö, tedirgin olduğu konu sansür oldu. Tiyatroda sansür oldu. Şehir tiyatroları var. Belediyeye bağlı. Hı hı. E, ve Oralarda da çok güzel oyunlar oynanıyor. Gerçekten güzel. Hı hı. Şimdi Nedret Salbaş soruyor. Sanatçı doğası gereği muhaliftir. Aksi takdirde sanatçı değil yandaş figür haline gelir diyor. Böyle bir yargısı var Nedret Salbaş'ın. Şimdilerde sanatçılar korkuyor mu diye soruyor. Korkuyor musunuz? korkunun ecece faydası yok bir. İkincisi muhalif <laughs> durmak, <gülüyor> e, karşı tarafı durmadan eleştirmek değil. Değil. Yani yapılan iyi şeyleri de görmek, kötüleri de doğrusunu söylemek, bakın yapmayın demek. Bu sadece hükümete söylenecek bir şey değil. Peki yapılan iyi şeyler neler, kötü şeyler neler? Ayşe? Yol yaptılar ya. İyi yol yaptılar. Kötü şeyler neler? Şimdi size hani burası serbest kürsü istediğimiz gibi konuşuyoruz. Bağırmadan konuşacaklar. Usluplerine dikkat edecekler. Azarlamayacaklar. Ee, yumuşak yumuşak en kötü söz bile söylenebilir. Yani e, bağırıp çağırma çocuklar da seyrediyor onları. Değil mi? E, Belli ulanlı konuşmalar televizyonda hoş olmuyor. Gerçekten. Siyasetçilerin çok bağırdığını ve çok sert konuştuğunu düşünüyorum. Evet, genellikle. Genellikle. Kavgacı bir tavırları var. Onlar kavga ettikleri zaman mecliste günde iki kadın, en az iki kadın öldürülüyor veya yaralanıyor. Rica ediyorum. Ee, Cumhurbaşkanı görüşme şansınız oldu mu hiç? Olmadı inşallah, tanışacağım. Tanışırsanız ne söylersiniz? O bana bakalım ne soracak, ben de ona bir cevap vereceğim tabii ki. Ama... Ee, tanışmayı istiyorum doğrusu. Yani merak ettim hakikaten ne, ne söylersiniz acaba diye. Ne Ayşen Hanım işte büyümüşsünüz. Ee, ne düşünüyorsunuz yürüttüğümüz siyasetle ilgili? Eminim, dese? eminim. Ee, bana söyleyeceği <laughs> şeylerin içinde dediğiniz soru da var. Yani ben demin de cevabını verdim aşağı yukarı. Lütfen usluğumuza dikkat edelim ee, çocuklar da seyrediyor. Ee, onları ürkütmeyelim. Terdiniz. Belki siyasetçi olacak çocuklar var içlerinde. Değil Hı -hı. mi? Ee, hiç Sarayda zaman zaman davetler yapılıyor. Sanatçıları da çağırıyor Cumhurbaşkanı. Sizi hiç çağırmadı mı? Yok. Çağırmadı. Ee, giden arkadaşınız oldu mu? Çağrılan ve giden konuşma şansınız oldu ee, mu? Televizyondan duyduğum kadarıyla yani işte şunlar 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 davetli. Hı hı. Denildi ee, Ben e, O sıkıntıya gelemem Çünkü orada herhalde nizam intizam var e, Bazı şeyleri yapamazsınız Daha önceden gittiğim Katıldığım böyle toplantılar hı. oldu e, Suyu bile e, Başefendi içmeden içemiyoruz Onun için ben gelemem böyle şeylere Çağırırsanız gitmez misiniz? Yani? Bakarım bilmiyorum şu anda öyle bir şey olmadığına göre bir peşin yargı olmaz. Şöyle diyen bir izleyicimiz var. Siyaset seviye kaybettiği zaman üslupta sertleşir diyenler var. Yani sadece dil değil de siyaset üslup kaybetti diyenler var. Ne diyorsunuz? Çok iyi siyasetçiler de var. Ee, az da olsa var. Üslupleri çok doğru olanlar da var. hı. hı. E, siyaset kavga etme demek değil ki. Değil mi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum <laughs> ama böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Ben siyasetçi değilim. Mesleğin gereklerini tam olarak bilmiyorum. Ama tiyatronun içinde de siyaset var öyle değil mi? Yani tiyatro aslında siyasi bir şey ne olursa olsun. Siz işte muhaliftir diye tanımladınız. Şimdi bari hani bana benim baktığım yerden de siyasi bir şey tiyatro. Eee... E... Van Gogh'un tablolarında da var. Evet. Niye sarı kullanıyor acaba, değil mi? Niye? Bilmiyorum. <laughs> Ona sormak lazım. Şimdi çok soru geliyor. Sarı Hı. renk daima onun tablolarında çok hakim. Niye? Hakikaten bu araştırdığınız bir konu merak ettim acaba. Hayır, var ben e, resimlere baktığım zaman bunu görüyorum. Herkes de bilir bunu yani. Anladım. Sarı rengin hakim olduğunu. Şimdi çok sayıda soru geliyor, soru yağıyor. Şimdi tiyatroda sansürle ilgili sorular var. Ve e, bazı örnekleri hatırlattı izleyicilerimiz. Can Pınarbaşı diyor ki geçen gün çocuk tiyatro oyunu savaş karşıtı diye iptal edildi. Hatırlarsınız bunu. Duydum. Aha. E, ve Barış Atay'ın oyunu. İşte bu yasaklanan, diktatör isimli oyun. Anadolu'da çeşitli yerlerde oynamaya çalıştı. En son Kadıköy'de galiba. E, izleyiciler girmesine kapılara kilitler vuruldu falan. Yanlış ne yapılmış. düşünüyorsunuz diye soruyor. Yanlış ben. yapılmış. Çok ses daima iyidir. Çok sesli olmak. Çok sesli olmak daima iyidir. Yanlış yapılmış. Tiyatro bak. Ne diyor Atatürk? Sanat, sanatı olmayan bir ülkenin e, yaşam damarlarından biri kesilmiştir diyor. Değil mi? Onun için biz yaşam damarlarımızı kesmeyelim kolay sanatçı olmuyor insanlar. Kolay tiyatrocu diyeyim. Kolay oyuncu olmuyor. Çok zor bir iş. Hı hı. Ama ben hem dolmayı yapabiliyorum hem oyunculuk yapabiliyorum. İlteris Gönen şunu soruyor. Sizce sanatçıyı iktidara yakın olmaya iten şey ne? Böyle sanatçıları yani ben şimdi sanatçı diyemiyorum ağzım varmıyor da. E böyle insanlara sorsunlar. Ben ne bileyim adamın içinde ne var kafasında ne dönüyor. Bilmem sormuşlar size. Bil, ben Herhalde her şeyi bilmiyorum. Bir bence... bilen değilim ben. <laughs> bence şöyle bir şey sormaya çalışıyorlar belki. E, siz nasıl onlardan biri olmadınız? Benim gibi çok Hayatınız var. Hayatınızda var muhakkak. Hayatınız yani şöyle söyleyeyim. Onlar Bekleyin. kim? Hı hı. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlar da bizim halkımız. Onlar da bizden. Onlar bunlar yok öyle bir şey. Yok. Yanlış yapanlar olabilir. Siz bir duruşunuzla, bir sözünüzle e, bunu düzeltebilirsiniz. İktidara yakın bir sanatçı değilseniz hayat daha mı zor oluyor sizin için? Yok. Öyle sorayım. Hiç. Değil. Hiç. Hiç de değil. Hı hı. Ve Hababam sınıfı dönemine ilişkin çok soru var. O dönemin samimiyetini özlüyor musunuz? Günümüz televizyonda aynı samimiyeti görüyor musunuz diye sormuş İrem Aşkoğlu. Televizyon e, dizisi değil babam sınıfı. Televizyonda gösterilen film. E, bir de e, ben hiç arkama bakmam. Önüme bakarım. Özlemiyorum. Yaptım. Görevimi bitirdim. Sanki bu dönem e, ne diyeyim e, öğrenim çok iyiymiş. Eğitim çok iyiymiş. Zaten öğrenimle eğitim bir arada olmazsa işe yaramaz. Ee, sanki o kadar iyiymiş ki niye onu da edemiyorlar Yok. Ne kadar akıllıca hicvedildi onlar. Seri oldu. Seri. Bir tanesinde Ertem abi, Ertem Eğilmez anne babaları eleştirdi. Bilim boyunca. Anne ve babaları. Orada diğerlerinde de öğretmenleri eleştiriyor. Sen böyle masanın üstüne zıplarsan bu çocuk tavana çıkar. Anlatabiliyor muyum? Orada insani bir tek Münir Bey vardı. İnsani, tatlı sert. Yani hiç mi aksayan bir şey yok? Hiç mi çocuklar çok mu düzgünler? Ne oldu? Birisi de böyle bir şey yapsın. Hababam sınıfı tekrarları, taklitleri yapılıyor. Onun için olmuyor. Olmuyor. İçinde bulunan dönemi yansıtacak bir şey yapmak lazım. Tabii ki. Lazım. Tabii ki. Lisede yok mu? Ortaokulda yok mu? Her şey çok mu düzgün, boş geçen dersler var. O zaman ne yapıyor çocuklar acaba? Bir tane okul kayıyor Şişli'de. Çocuklar 460 tane çocuk daha belki fazladır. Çocuk var içinde. Bina mı kayıyor? Bina kayıyor. Meslek lisesi kayıyor. Yani onlardan 10 tanesi, 20 tanesi ölürse biz ne Allah yaparız korur. kimi Allah korusun tabii. Ama Allah korur da sen de aklını kullanacaksın. Hemen orayı boşaltacaksın. Prefabrikler niye getirilmedi? Bir an evvel onun çocukları da oradan boşaltmak lazım. Refabrikleri kurmak. Bu eleştiri ise, bu muhalif durmaksa evet duruyorum. Orada 400 küsur çocuk var. Bu da aslında buradan şimdi ihbar etmiş olduk. Yani buradan Ben yani bütün televizyonlar şakır şakır gösteriyor. Kaya kafamıza iniyor, kafamıza iniyor diye bağırışıyor çocuklar. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu bütün televizyonlar gösteriyor. Ve çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Peki e, bugünün e, yani tabii Hababam Sınıfı kara komedi değil mi? Kara komedi mi demek lazım Hababam Sınıfı? E, yok. Eleştirel bir yaklaşım. Ama Hı -hı. komedi olarak. Yani ben mesela e, şeyi seyrettim. Titanic'i seyrettim. Titanic'in birinci versiyonunda Titanic faciası diye oynadı. <laughs> e, ö, öbürü Titanic diye oynadı. Ama ben bir İngiliz yapımı seyrettim. Aynı kare, 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 kare bütün titani çekmiş. E, fakat çok komik. Gülmekten çıldırıyordum. O kadar komik. Sen bir şeye nasıl bakıyorsan, hangi gözle bakıyorsan o öyle. O şekilde bakacaksın. Bakacaksan öyle bak, böyle çek. Böyle bakarsan öyle. Ha babam sınıfı da bir eleştiri. Hı hı. Zaten komedinin içinde eleştiri var. Çok Aslında komedi filmleri yapılıyor Türkiye'de şu anda değil mi sinemada? Ee, ama onların eleştiri, yani günümüz filmlerin eleş eleştiri tonu mu eksik ne dersiniz sinema filmleri? Yok, Cem Yılmaz'a bayılıyorum. Mevkalade incecik incecik eleştiri yapıyor. Ee, ben e, dedemin işinde oynadım. Hı hı. E, şeyin e, işiydi, Necati'nin işiydi. Necati Şaşmaz'ın işi, Şaşmaz diyorum. Ee, neyse. Onların işiydi ve çok güzel bir eleştiri filmiydi. Dedemin fişi. Size gelen projeleri neye göre değerlendiriyorsunuz? Hangisinde yer almak istiyorsunuz? Hangisinde yer almıyorsunuz? Bir kere ben artık senaryo okumayı biliyorum. Çok çabuk okuyorum. Yani ben orada ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Firmanın sağlam olması, prodüksiyonun sağlam olması gerekiyor. Bu da aslında bu da şimdi sektörün, sektörün sizin sektörün bilinmeyen tarafı. Şey oluyor mu? Güvenilir bir ekip yok ise, güvenilen bir firma yok ise, başlayan yarıda kalan projeler, Işık kim, Işık kim? kamera kim, oyuncular kimler, yönetmen kim? Bak o kadar çok şey var ki, bütün bunlara göre değerlendiriyorum. Hı hı. Ee, dışarıdan çünkü çok pırıltılı ve eğlenceli görünen bir sektör sinema sektörü ee, işte içinde ama sorunlar var herhalde yani çetrefilli nedir çetrefilli ee, sinema sektöründe e, çetrefilli yok da e, zor çok para isteyen bir iş herkes para yatıramıyor maalesef çok para isteyen çok İyi bir prodüksiyon olması lazım. Yani o kadar emeğin heba olmaması lazım. Bir de e, yani <laughs> seyirciyle buluşabilsin. <laughs> yani bu da önemli. Ya para kazansın. Anladım. Bu da önemli. Yani izlenmesi lazım. Evet. Günün sonunda. Evet, evet. E, baktığınız zaman e, hangi filmler izleniyor, hangisi izlenmiyor? Gözlemlediniz mi bunu hiç tutam tutmayan? Benim oynadığım birçok film çok güzel iş yaptı. Mesela Karagöz'de Hacı neden öldürüldü. Ondan sonra Dedemin Fişi. Ondan sonra bir yığın yani bir yığın, bir yığın çok güzel iş yaptı. Seyirciyle buluştu. Ee, diziler tabi Türkiye'de şimdi çok gündemde yine. Çeşitli vesilelerle. Allah selamet versin. Sinemadan bir şeyler öğrenilir. Çünkü sinema sanat. <laughs> bir şeyler öğrenilir. Dizi sanat değil. Neden değil? Dizi e, neden değil? E, çünkü sağlam bir hikaye bulacak da işte <laughs> muhteşem yüzyıl gibi sağlam oyuncular çok para o zaman da. Çok para. Anlatabiliyor muyum? E, ama e, çok zor, çok zor. Yani sponsor bulmak zor, bilmem ne bulmak zor. Zor oğlu zor. Onun için... Fakir kadın oynuyorsanız kadın e, firmalar size şey vermiyor. Elbise vermiyor. E, o da göstermek istiyor elbisesini. Vermiyor. Dizilerde de var bu. Ha Bakın bu enteresan bu soru. Olsun işte. pazardan alıyorum ben. <laughs> Fakir bir kadın oynadığınız. Yani. Ondan mı acaba hep Türk dizileri sponsor bulmak daha kolay diye işte yalılarda geçiyor. Herkes zengin falan. Herkes evet ya, herkes yalıda oturuyor. Nasıl oluyor? iş? <laughs> bir dizi yapımcısı, işte adını vermeyeyim belki var, verilmesini istemez. Onu şöyle anlattı. Ee, reklam yasağı var. Yani reklam gösteremiyorsun ya televizyon hmm. ekranlarında. Hmm. E şimdi sokakta da çıksan, yürürsen her yerde bir tabela var. Evet. Yani yapacak bir şey evet. yok. Onun için bundan kaçmak için dedi bu yapımcı beyefendi. Biz habire yalılarda ve ormanlarda çekiyoruz dizileri. Hani yurt dışından izleyenler de Türkiye'yi böyle herkesin yanılarda oturduğu, herkesin ormanlarda yürüdüğü yerler zannediyordu. Şimdi ben ee, atıyorum Turşucu filmi. Orada Adile Naşit'in giyimi, bizlerin giyimi, biz onları evden getiriyorduk. Ee, henüz el atmamıştı, elbiseler, kostüm bilmem ne eline atmamıştı. Ama hiç yanlış var mı? Hiç yok. Hiç yanlış yok onlarda. Ee, bir de mesela ben şimdi diziye bakıyorum. Fokirler, fakirler, fakirler, ah para yok, para yok. Çalışmıyor, işte bizim şeyde bir... O adamın işi bozuluyor bilmem ne. Abi bir sofra kuruyorlar, şey kahvaltı sofrası. Şok geçiriyorum çok geçiriyor. Nasıl oluyor? Bunları nereden buldular bu pahalılıkta? İşte burada dramaturji giriyor devreye. Ee, sen bu lafları ediyorsan ona göre. Ona göre giyineceksin. Ona göre yemeğin. Hadi abla getirirdi bir tencere. Tavaklarımızı alırdık. Bir de sürahi vardı. Fazla bir şey yoktu. Şimdi işler daha profesyonelleşti. Bir yandan baktığımız zaman sanat yönetmenleri şunlar bunlar falan ama siz diyorsunuz ki daha az profesyonelken aslında evet. e, daha başarılı işler çıkıyordu. Evet, evet. Bunu neye bağlıyorsunuz? Tam tersi olması gerekmez mi? Tam tersi olması gerekir. Ee, i̇şte o zaman biz sizin filmlerinizle büyüdük lafına inanmıyorum. Büyüdüysen bunu da göreceksin. Bunu da göreceksin. Ee... bir de oradaki çalışmalar Nevşin'cim lafını kesmeyin. Estağfurullah. Ee, oradaki çalışmalar bak Ertem Elmez projeyi buluyor. Yavuz Turgulu'ndan Halit Akçatepe'sine Tepesi'ne bilmem Müjde Arı'ndan Ayşen'ine Adile Naşit'ine kadar her sabah 9 akşam 5 Ertem abinin evinde senaryo çalışılıyor. Hı hı. Her sabah biz o kadar hakim giriyoruz ki çekime. O kadar hakim giriyoruz. Anlatılır gibi değil. Anlatılır gibi değil. Yani e, çalışmıyorlar mı bilmiyorum. Ne. Yani biz o senaryo başladığı zaman çalışılmaya her gün orada. Öğrenci gibi oradaydık. Disiplin vardı işte. Disiplin vardı. Şimdi öyle değil mi işler? E, var. Yine disiplin var. <laughs> var. Ama e, bir eksik yan, bir eksik bir şey var. Yani niye? Ben e, e, Ertem abinin bir senaryo sanatı senaryo tekniği diye bir bastırdığı bir şey vardı. Yani kitaptan onları bastırmıştı. O yemeğe çıkarırdı bütün hepimizi. Ben tokum Ertem abi deyip onları okurdum. Teknik şu. Hani piyango e, işte atıyorum 20 milyon kişi aldıysa 20'de bir ihtimal sana gelmesi o şeyin ikramiyenin 20'de bir aynı teknik senaryoda da olması lazım. Nasıl yani? Yani işte hep yapıldı ya fakir kız zengin o çok 20'de bin bir olacak şey anlatabiliyor muyum? Hmm. Ya da fakir olan zengin kız. Yani aynı o... muhitte olsalar hemen görüşecekler. Bambaşka ap ayrı yerlerde buluşuyorlar. Ya hmm. yani senaryo böyle mi olmalı? Böyle mi yazılmalı? Ee, böyle yazılmalı mı bilmiyorum ama velakin bu teknikle yazılmalı. Ender. Ender. Çok ender. Bir gün bana da çıkabilir. Yani umut verecek insana bir yerden, bir yandan içini gıcıklayacak, Tabii. Albinisi olacak. Şimdi bu söylediğiniz aslında gelen bir soruya bağlıyor. Doğan Can Öncan diyor ki şimdi televizyonlar, diziler çekiliyor, i̇şte başlıyor, reklamları yapılıyor. Şöyle dizi, böyle dizi, beş bölüm sürüyor sonra bitiyor. Şimdi niye böyle oluyor diye soruyorlar. Çünkü hiç kimsenin sendikası yok. Ee, dışarıdaysa 13 bölümü sana veriyorlar. Hı -hı. senaryonun 13 bölümünü de veriyorlar. Ve o 6'da da kaldırsa, 3'te de kaldırsa senin paranı veriyor. Niye? Senaryo şey, e, sendikalar var. Dışarıda Türkiye Türkiye'de. Türkiye'de öyle değil mi onun bölüm ülkelerdi? değil miydi? Yok. Onu, yok değil mi artık? Yok. artık öyle bir anlaşma yok mu? Yok öyle bir şey. Yani siz oyuncu bitirdim olarak bitirdim olarak... diyor. İki dudak arası bitirdim <laughs> diyor. Sen de şeyine baka baka gidiyorsun. Kulağına. Peki ya kötü olduğu için mi bitiyor bu projeler? Sizce ne dersiniz? Ee, rating almıyor. Bu rating neyse. Beş kardeş mesela ne güzel bir projeydi. Bitti. Beş bölümde bitti. Çok güzel bir projeydi. Çok. Siz güvenilir mi bulmuyorsunuz? Rating sistemine güvenilir bulmuyor musunuz? Asla. 80... 1 milyon insanın iki bin kişi mi idare ediyor beğenisi oraya mı şey o, o mu bunları onlara şey veriyor kutularını veriyor hı hı. adam e, reklamcılar izliyor ben buna veririm diyor arkadaş diyor çok izliyorlar diyor artık ne diyorum Davito beni Davito bunun filmini yaptı koydu bütün denekleri ee, üç gün tatil yaptıracağım dedi. Gemiyi bir sürdü okyanusa. Bir buçuk ay geri gelmediler. Onun işi ileri gitti. Düzeldi. Toparladı kendini. Ama sonra hapse gitti. <laughs> film, filmin film konusu bu mu? Bu da işte ender olan, evet. ender olan senaryolardan bir tanesi. Şimdi evet televizyonda böyle reyting işi var. Fakat bir de yeni bir mecra var. İnternet mecrası. İşte e, Doğan'ın Blue TV'si var, Doğuş'un Puhu'su var. Orası üzerinden yayınlanan bir takım diziler var. E, ne diyorsunuz? Bu internet sektörünüzü dönüştürebilir mi? anlam, e, Olumlu anlamda nasıl bakıyorsunuz? Vallahi bilmediğim bir şey hakkında hiç hmm. konuşamam. Evimde internet yok. Böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Ee, ve de inanmıyorum ya, onu şunu diyecektim çünkü hani işte televizyon olunca reyting almadı deniyor kaldırılıyor dizi İşte veya işte alkol gösterilmesin diyor Rütük alkol göster. bilmem ne Bir aşk öpüşme yok falan hani biraz daha kuru şeyler. Nerede falan. yaşıyoruz? Türkiye'de. Türkiye'de de uzayda bile öpüşme var İşte. Merihiller öpüşüyor yani şimdi hani internette bunları yapabiliyorsun en azından evet. internet yayıncılığında henüz Niye ahlakımız bozulmasın diye Bilmiyorum Onur Rütü'ye sormak lazım. Herhalde öyle çocuklar etkileniyor falan diyorlar. Çocuklar öyle şeyler biliyor ki hiç üzülme. Hayır bir de katı bir şey şu çocuklar öpüşmeden ilgileniyor etkileniyor maşallah ama ee, şeyden etkilenmiyor. Film peki açıyor gidiyor bir film izliyor değil mi? Orada da öpüşme var. Onlar ben bir de nasıl? şunu merak ediyorum. Yani maşallah. yabancı bir film. Bir de şunu merak ediyorum her şey ötesinde. Peki öpüşmeden etkileniyor çocuk savaştan etkilenmiyor mu? Olur mu öyle şey? Bütün diziler savaş dizisi. Savaşta en çok kadınlar, en çok çocuklar etkileniyor. Aylan bebeği unutmayalım. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Aylan bebeği unutmayalım. Ee, yani bak şöyle bir şey. Şimdi cinsel bir istismar var ya çocuklara. Hı hı. E, daima şunu söylüyorlar. Tabii bakan çocuklarınıza bağırmayı öğretin dedi kızdık. Evet. Onu da öğreteceksin. Bağırmayı öğreteceksin. Tacize karşı. Evet. E, bütün vücudunu tanıtacaksın. Neyin, neye eş değer olduğunu söyleyeceksin. Onun anlayacağı 4 yaşında, 3 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında anlayacağı dilden anlatacaksın. Ve e, anneden başkası çocuğun poposunu ellemeyecek. Ve bunu Çocuğa çok iyi anlatılacak, anlayacağı cinsten, dille, o şekilde. Yani e, anneler bunu becerir. Becerir. Böyle yetiştireceksin. Bence okullara da bu dersler konulmalı. Öyle bir anda nereye doğru kaçacaksın, ne yapacaksın, nasıl çığlık atacaksın, kimi çağıracaksın? Hepsi öğretilmeli. Bunlar bilmediği için dehşet içinde çocuk. Bilse kaçar. Bilse bağırır. Doğru. Bilse gelip annesine şikayet eder. Hamile bir kız maalesef şeymiş, özürlüymüş. Hamile kız hamile olduğunu bilmiyor. Ama tabii ki bir sakatlığı var çocuğun. ya hı hı. Evet. <laughs> şeyi soruyorlar hocam e, Tomris Dünya sormuş müzik alanına kayyum atandı tiyatroya da kayyum gelir mi Mesam mesam soruluyor e, malum işte bu tartışmayla gündeme geldi ve en son e, bakanlık el koydu 5-6 başka sanatçı şimdi e, Mesam'ın yönetimine getirildi nasıl bakıyorsunuz görmek dahi istemiyorum bakmıyorum görmek dahi istemiyorum tiyatroya kayyum geldiği gün herkes bu ülkeden kaçsın bu kadar söylüyorum. Tiyatroya kayyum nasıl gelir? Gelemez. Hayır yani tiyatro bilim dalı kayyumun bilim dalını bilmesi lazım. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Yani e, müzik de bilim dalı bence ama bilmiyorum. Bunlar niye bunlarla uğraşılıyor? Ben onu da bilmiyorum. çünkü sanat insan hayatını çok birebir etkilemiyor mu günün sonunda? Aslında <laughs> Bilmiyorum yani burada devlet belki sanat ilişkisine biraz girmek lazım. Ee, mesela 70'lerde bir izleyicimiz sormuş. Nasıldı Yeşilçam'a devletin bakışı diye. Böyle bir hani karşılaştırmanız gerekse. Sansür vardı. Bütün senaryolar sansüre gidiyordu. Sansürden geri geliyordu. Bir daha elden geçiriliyordu. Ondan sonra Kim sansürlerde o dönem? Bakanlık mı? Kültür Bakanlığı mı? Kim herhalde herhalde. Yani bir sansür heyeti falan vardı oraya giderdi. Öyle gelir, öyle çekilirdi. Peki bütün bunların arasından, yani o kadar sansürün arasından e, aradan böyle kaçmış bu çok politik filmler, aslında mesela Kemal Sunal filmleri son hepsi derece politik. politik hepsi. Nasıl kaçırdı, nasıl işte, nasıl Ertem kaçırdılar Eğilmez sansürden? Ertem dehası. Ertem Eğilmez dehası. Onunla tanıştığıma, onunla çalıştığıma o kadar memnunum, o kadar memnunum ki anlatamam. Yani sansürcüler okudukları zaman böyle aa tamam bu etliye sok diye dokunmayan bir komedi filmi zannediyorlar halde. İşte bilmiyorum nasıl. Yani komediye etliye diye karışır. Karışır. Ama sansürcü de bunun neresinin neyin bilmez. Burada eskiden TRT'de şey vardı. Sen belki daha genç çocuktun o zaman. Ee, mesela ee, keman yok, kemanları kötü. Kemanlar çok kötü. Hı hı. O yüzden sansür koyuyorlar. Müzik eserinde keman yok. Böyle bir enstrüman Anladım. kullanılmamış. Şu, sansür şarkılara böyle gerekçeler sunuyorlardı. Artık cehalet mi? Cehaleti muazzamalık mı? Ne diyeyim? Bilemiyorum. Bu kadarı fazla. Eskiden diyordunuz ama yine işte gündemde ya TRT 200 kadar şarkıya sansür koymuş. TRT boş ver. Oh. o. Eski kafalı bir kurum. Adı şimdi, üstünde kurum. Şimdi dediniz ya 70, sansür vardı 70'lerde diye. Şimdi izleyicim şunu soruyor. 70'lerde sanatçılar 1 Mayıs'a katılıyordu diyor. Fotoğrafları var. Şimdi herkes gölgesinden korkuyor diyor. Siz öyle değil. Çok farklı sanatçılar da var diyorsunuz ama. Ben bakın, başka bir şey söylüyorum. Buyurun. Bu hanımefendi, hanımefendi okuyun. Beyefendi. Beyefendi. Şimdi 1 Mayıs'a katılmakla sansür ne alaka? Bilmiyorum. Yok yani şunu demek istiyorum. Ee, o zamanın sanatçılarını daha cesur buluyorlar. Şimdinin sanatçılarını daha az cesur buluyorlar. Onları kendilerine söylesin. Ben yeteri kadar cesurum. Olsun. Beyefendiyi beklerim. <laughs> Delik adına gelsin. Ne kadar cesur olduğumu görsün. Ne oynuyorsunuz deli kadında? Deli kadında e, tam bir tiyatro değil. Yarı interaktif bir şey. Ama çok eğleniyoruz. Seyirci de çok eğleniyor ve çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Ne güzel. Ee, tek kişilik bir oyun mu değil değil mi? Değil. Altı kişiyiz. Yani e, Kemal var, Karaağaç. E, Erhan var, Çağrı var. iki de kızımız var. Ben varım. iki de kızımız var. E, kızların bir tanesi e, devamlı ama bir değişmek zorunda kalıyor bir işi olduğu için. Hı hı. Bazen aynı güne denk düşebiliyor ama biz aramızda idare ediyoruz onları. E, genç oyuncular sadece tiyatroyla geçinebiliyor mu? Nedir durum? Mümkün mü yani? Bilmiyorum. Yani biraz kolay değil <laughs> Oyuncu olmak sen çok e, gençle tanışıyorum da onun için soruyorum Hep size. Hepsi dizide oynamak istiyor. Yüzde sekseni. Benim <laughs> öğrencilerim var. İlk sorum bu oluyor onlara. Dizi kapmak istiyorlar. Dizide para var. Tiyatroda emek var. Yontulmak var. Öğrenmek var. Emek var. Dizide Cepten Yemek var. Ee, orada biraz da şöhret... Herkes şöhret mi olmak ister? Bu da normal bir şey. İnsan doğasındır. Herkes ama şöhret isterler. olursa Ne yaparız ya? Yeteri kadar şöhretimiz var zaten. Bir çok şey soran var. Şöhret Buyurun. olmak da o kadar önemli bir şey değil. Değil mi? İyi bir oyuncu olabilmek. O gelir seyirci seni bulur. Sen iyi bir oyuncuysan... Sana gelir seni bulur. Ee, beğendiğiniz kadın komedyenleri soruyorlar. En sevdiğiniz oyuncuları soruyorlar. Ee, ben böyle ayırmam. En sevdiğim oyuncular da var. Çok takdir ettiklerim de var. Mesela e, Kıvanç Tatlı aferin ona. E, kendini çok çok eğitti. Çok beğeniyorum. Bu yolda gitmesi lazım biraz az, az azim işi herhalde Kıvanç tatlı kaç yıldır oynuyor düşünecek evet, olursanız pa, parasını oraya yatırdı öğrenmeye anlamaya yatırdı yani kendine yatırım yaptı bilgiye yatırım yaptı onun için de aşama 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 gelişti İşte orada herhalde hani oyuncu olmak ya da ne bileyim e, yani biliyorsunuz en yani tiyatro başka bir şey evet, başka bir evet. yer yani gerçekten oyuncu olmaya yani mesela konservatuarlı olmak ve olmamak meselesi konuşulur ya, iş sadece konservatuar okumakla da bitmiyor herhalde anladığım kadarıyla. Sinema oyuncusunun e, objektif tanıması lazım. Sinema 250 ile mi çekiliyor, tele ile mi değil mi? Bel planlı, Bunları bilmesi lazım. En önemlisi bu. Ama tiyatro oyuncusunun nerede duracağını... Bilmesi lazım sahnede. Çünkü seni kameraman uyarıyor. Bak şeyle çekiyorum fazla o, yakın plan çekiyorum böyle dolusun diyor. Ee, sen şey yapma diyor. Yani yüksek büyük oyda mı diyor. ufal oyunlu. Tiyatroda bu yok. Bu yok. Prova yapılıyor. Öğreniliyor. Ezberleniyor Ondan sonra bir Allah, bir sahne, bir seyirci, bir de sen varsın. Hep onu düşünürüm ama sufle verilir herhalde. Hayır. Bir anda aklından gitti her şey. Unuttum diyeceksin. Biz de insanız. Ee, arkadaşın yardım eder. Ben e, şeyle oynuyordum, Melda Gür'le oynuyordum. Bir serbest yerim var. Bavul diye bir oyunda. Serbest bir yerim var. Konuşuyorum konuşuyorum kendime göre bir şeyler ama bir replik vermem lazım. Onu ben hangisini söyledim hangisini söylemedim. Acaba on... dedim ki Aslı benim ne dememi istersin? O da dedi ki anne şöyle desen iyi olur. Oyunda dediniz. Evet. Orada işte göz göze bakıp anlaşma i̇şte. meselesi. O da arkadaşında yardım edebilir sana. Arkadaşında. Ben neleri neleri unutuyorum. Kemal <laughs> bana yardım ediyor. Öyle mi? Evet. Öyle mi diyecektin hocam diyor. Öyle <laughs> mi diyecektin? <laughs> o çok prova yapa yapa mı oluyor o iş? Işte. Nefesini bilmekle oluyor. Bu bir e, tiyatro jargonudur. Nefesini yani yıllarca çalışmış insanlar e, senin ne yapacağını, sen onun ne yapacağını bilirsin. Zeki Metin, Ahmet böyleydiler. Deve kuşu. Hı 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 hı. E, onun için tiyatroda emek işi başka diyorsunuz Bir de tabii tekrar yok Yani sahnede olmadı Bitti, baştan başladı, diye bir şey yok bitiyor sonunda Perde kapanıyor yani Hadi bir daha yapalım falan yok Peki sinemanın da başka keyifli olduğu taraflar yok mu? Çok keyifli Ben bayılırım film çekmeye Çok keyifli İnanılmaz Nesidir en keyifli tarafları? Arkadaşlarınla dalga geçersin, oturursun, konuşursun, güzel yemekler gelir. İşte e, kamera seni heyecanlandırır, yönetmen seni heyecanlandırır. Dizilerden biraz bahsettiniz aslında şey, şey şöyle de gündeme geliyor yani aslında şöyle gelemiyor bir yandan dizilerdeki haksızlıklar gündeme çünkü. E, kanallar bunu konuşmak istemiyorlar haliyle yani haber bültenlerinde yer bulamıyor çünkü her kanalın da dizisi var aynı zamanda ee, ama Deutsche Welle'nin dizisi yok henüz ee, nasıl hakikaten orada çok şey mi acımasız mı yani saatlerce çalışmalar 10 saat 15 saat setler ee, böyle bir ortam mı ben öyle bir şey kabul etmiyorum ben bir insanım yoruluyorum hı hı. yüzüm gidiyor düşüyor yaşım var ben Sabah gidiyorum veya öğleden sonra 8'de evde olmak istiyorum. Hadi bilemediniz sekiz buçuk. Sabaha kadar niye? Ben dersimi çalışıp geliyorum. Sen de çalış. Değil mi? Buraya mı koyalım? Buraya mı koyalım? Koy nereye koyarsan koy kardeşim. <laughs> Böyle şeylerle mi uzar setler? Ee, bazen de e, oyuncu yani takılır. Ben çok takıldığım oluyor yani. Takılınca bir ara vermek zorunda kalıyorsun. O ara e, tabii ne oluyor? Zamandan. Sinema zamana karşı, dizi zamana karşı olan bir şey. Ama yani tiyatro karşı... da belli. Sizi karşın anladım. Canlı yayın, banttan yayın gibi bir şey herhalde. Sizin karşınızdaki oyuncu takıldı. Ve onun yüzünden uzadıkça uzuyor iş. Uzadıkça uzuyor ama İnsanlık burada abi. da yapacağınız şey... E... ...ben seni bekliyorum. Üzme kendini. Ben seni bekliyorum. Demeniz gerekir. gerekir. Öbür türlü daha mı çok panik? Ben mi? her zaman öyle. Evet. Evet. O zaman olmuyor. Yani... panik kapılıyor. Bilmem ne. Heyecanlanıyor. Daha da fena oluyor. Sadece bu değil. Ulaşım var. Bilmem ne var. İstanbul'un trafiği malum. Maalesef. Yani... Bir de galiba... ...daha bütçeli olsun diye... Ee, şehir dışında çekiliyor genellikle değil mi? Çok uzak yerlerde gidiliyor, geliniyor falan bildiğim kadarıyla. Ee, İstanbul kalmadı. Mahalle kalmadı. Onun için mecburen öyle yerler arıyorlar. Eskiden İstanbul içinde mi? Yani eee i̇çinde, i̇çinde. içinde. Ve hatta sokakları belki bir set olarak tabii, çok tabii, daha rahat. Tabii tabii tabii. Ama şimdi İstanbul kalmadı. Onun için uzak yerlere gidip Rahat çalışmak istiyor insanlar. Şey soracağım size. Hiç böyle izlediğiniz ve aklınızda kalan yahu ne keyifli şeydi arkadaş. Hayat boyu bunu unutmayacağım dediğiniz bir tiyatro oyunu oldu mu hiç Türkiye içinde veya Türkiye dışında? Nasıl bir başyapıt bu? bu? Bravo dediğiniz. hepsi seyretmiştim. Müzikal. Ee, Türkiye'ye gelmişler de onlar. Türkiye'de Galiba Ama ben Avustralya'da seyrettim. Ee, ve bayıldım. Ve çok muhteşem. Ee, Avustralya olması aslında enteresan. Avustralya demeniz enteresan. Ee, artık işin içine tiyatro da herhalde biraz multidisipliner bir şey oldu değil mi? İşin içine video giriyor işte vesaire o giriyor bu giriyor. Biraz e, iş ne olursa olsun e, gelip dönüp dolaşıp tekneye mühendisliğe mi geliyor? Yani bir bilim altyapısının olması da gerekiyor. Tiyatroda da öyle. Tiyatro da da öyle. Hı -hı. Yani Tabii ki tekniğe, mühendisliğe, ses önemli, akustiğe. Yani tiyatroda daha çok ihtiyaç var. Ee, keşke oynasaydım. Şu filmde oynamayı çok isterdim dediğiniz. Asla. Sinema filmi. Yok mu? Hiç Hollywood filmi vesaire de yok mu mesela? Yok. Hayır. Çok fazla filmde oynadığım <laughs> için çok tatmin içindeyim. Yani tabii ki ee, işte Karagöz Hacivat'ta iyi ki oynadım hmm. iyi ki oynadım iyi ki oynadım çok güzel bir filmdi keşke yapmasaydı dediğiniz proje var mı? yok, Nietzsche'nin dediği bir laf var ee, pişmanlık yani keşke pişmanlık köpeğin e, taşı dişlemesi gibidir hiçbir işe yaramaz onun için dikkat etmek lazım Türk sineması buradan nereye gider? Ne düşünüyorsunuz? Teknoloji çok gelişti. Çok iyi aletler, edevatlar var. Ee, iyi i̇yi yönetmenler var. Gençlik var. Var oğlu var. İyi yerlere gider. Ben senaryo diyorum. Senaryo. Sen... Çünkü en az gelen oyuncu, yönetmen, ışık, kamera. En az, en az olan yazar. Bizim yazara ihtiyacımız var. Her konuda. Tiyatroda da var. Yazar. Aslında bu çok anlamlı. Yazar olmak için, yani yazarın yetişmesi için Okullar özgür bir ortam var. olması gerekmiyor mu? Özgür bir ortam. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Senarist dediğin insan aşabilmeli. Anlatabiliyor muyum? Kafasında şey olmaması Zaten lazım. Zaten onlar aşıyorlar. Hı hı. Yani bu da ne derler, buna ne yaparlar. Ben yazdım böyle diyor. Böyle anlıyorum diyor. Hı hı. Kendi işini koruyor. Kendi yaptığını koruyor. Her şeyi evet dersen yazar olamazsın. Yani hayır demeyi bileceksin. Yırtmayı bileceksin. Yırtıp atacaksın. Yazarlık çok zor bir iş. Evet kesinlikle çok zor. Çok zor, zor bir iş. Çok ee, isterdim öyle bir yeteneğim olsun. Hiç denemediniz mi senaryo yazayım veya yönetmenlik yapayım kamera arkasına geçmek? Yok, yok, hayır. Kamera arkası benim işim değil benim Türkiye'nin en büyük kameramanı flörtümdü evde <laughs> kamera dururdu bir kere bile vizörden bakmadım o başka bir büyü o bozulmasın hmm. enteresan bunu bilmiyordum ben, ben ee, önündeyim ben önünde durmayı seviyorum Türk sineması nereye giderdiğini bir de son soru şeyi sorayım e, e, Türkiye'de siyaset nereye gider ne düşünüyorsunuz İnşallah iyiye gider <laughs> Çoluğumuz çocuğumuz var. <laughs> İnşallah. Ama çok pahalılık var. Yani hakikaten pahalı her şey. Siyaset mi yapıyor bunu? Yoksa tarım az yok gibi bir şey yok. Acaba o mu? Et yemiyor insanlar. Meyve yiyemiyor <laughs> insanlar. Yani bunlara biraz dikkat etmekte yarar var. Ahir vaktimizde. Siyasetçi çözecekse bunu çözsün mü diyorsunuz? Evet. Peki Ayşen... Çözerler. Hı. Çözebilirler. Peki, en son şunu da sorayım peki. E, Afrin operasyonu ile yatıp kalkıyor tabii Türkiye mecburen. Nasıl bakıyorsunuz? Yüreğim titriyor. O çocuklar gelince. Yüreğim titriyor. Bugün yine dokuz <laughs> tane. Bu sinek emekli olmamış mıydı TRT'den? <laughs> Yok. Ee, çok üzülüyorum. Çok gençler. Onlara çok üzülüyorum. İnşallah başka gelmesin. O kadar. Peki. Allah ne diyeyim? Yani ben Allah'a çok inanan bir insan, Tanrı'ya çok inanırım. O çocukları korusun. Orduyu korusun. Zor bir iş. Savaş iyi bir şey değil. Onların yaptığı daha da zor bir iş. Peki. Ayşen Gur'da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Ayşen Gurdal'ı ile hakikaten her şeyden konuştuk. Sizden de çok soru geldi. Hepsini e, mümkün olunca sormaya çalıştım. E, hem sinemada hem tiyatroda Ayşen devam ediyor. E, enerjisi hakikaten böyle bildiğimiz gibi. Hepsini delik adına i̇şte. bekliyorum. Evet, herkesi de delik adına bekliyor Ayşen Hanım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere.